Evet, 30 dakika başladı. Şu anda karşımızda son dönem cadı avı mağdurlarından, işkence mağdurlarından Esra Yurt var. Esra Hanım merhaba. Merhaba Erkan Bey. Esra Hanım, sizin yaşadıklarınızı konuşmak istiyorum. İşkence gördünüz Türkiye'de. Bu nezarethanedeki yaşadıklarınızı soracağım size. Siz İzmir Radyosu'nda dramaturg olarak görev yapıyordunuz. Arkası Yarın Kuşağı'nın senaryolarını yazıyordunuz bildiğim kadarıyla ve derken gözaltına alınız. Siz o işkencelere, o detaylara girmeden önce siz hangi gerekçeyle işkencelere dahi sebep olacak, ne yaptınız da hangi iddiayla sizi gözaltına yaptılar? Şöyle Erkan Bey, ben 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı mezunuyum. O dönemde staj yaparken TRT bünyesinde staj yapmıştım ve o staj esnasında da bazı yazılısal faaliyetlerde bulunduk. Daha sonrasında İzmir'de Samanyolu Radyo'da görev yaptım. Yaklaşık 2 yıl kadar. Zannediyorum İzmir bağlantılı olduğunu düşünüyorum ve gelenlerin de derslerine çok çalışmadığı kanaatindeyim. Çünkü evimde arama yaptıkları esnada bana İzmir'le ne bağlantınız var diye sordular. Ben doğma büyüme İzmirliyim. Zannediyorum oradan bir şey olsa gerek, bir şikayet olsa gerek ama bana söyledikleri terörle mücadele kapsamında beni gözaltına almak istedikleriydi. Evet, terörle mücadele kapsamında bir dramaturgu, bir sanatçıyı, bir yazarı aldılar, evinden götürdüler. Nezarethaneye götürdüler. Peki sonra? Geldiler, 5 kişilerdi, 4 erkek ve bir iri kıyım bayan vardı. Kapıyı çaldılar, zaten daha önce de geldikleri olmuştu. Bu gelenler, daha önce gelenler çok kibar beyefendi insanlardı, doğrusunu söylemek gerekirse. Ama bu gelenler özellikle dikkatimi çeken şey bayan polisin çok acımasız olduğuydu. Erkekler inanın çok daha o noktada kibarlar kıyaslanırsa. Kimliklerini gösterdiler. Sonra evin her bir tarafına dağıldılar. Arama yaptılar, yaklaşık 1 saat civarında bir arama yaptılar. Sonra işte benim Samanyolu Radyo'yla, işte Samanyolu Televizyonu ile vesaire bağlantımı söylediler. Ben de onlara hani açık, işin doğrusu polis oldukları için orada bir hani savcı ya da hakim söz konusu değil. Böyle ucundan bahsedince onlar, ben de sadece susmakla yetindim. Fakat neyle suçlandığını sordum tabii. Yani sizinle gideceğiz dediler. Daha önce de gelmişlerdi ama götürmemişlerdi. Bu sefer bizimle de karakola geleceksiniz. Ben de tabii, çocuklarım var, okula gidiyorlar. Henüz gelmemişlerdi okuldan. Dedim ki müsaade ederseniz hani ben bir arkadaşımı arayayım. En azından emanet edebileyim çocuklarımı. Arayın dediler ve evde eski bir telefonum vardı. Onunla aradım arkadaşımı ve çocuklarımı sana emanet ediyorum. Böyle böyle bir durum var. Ben bir karakolda ifade vermeye gideceğim dedim ama tabii aynı gün ifadeden döneceğimi de çok düşünmemiştim. Kapıdan çıkar, arkadaşıma onu söyledim. O tabii hemen gözyaşları içerisinde bana emanet çocuklar dedi. O esnada çocuklarım geldi. Tabii çocukları ben içeri aldım ve hemen onlara sevdikleri bir çizgi film, o tarz bir şey açtım. Zaten yaşları hani küçük olduğu için çok da şey yapmadılar, anlamadılar ne olup bittiğini. Ben bir yere kadar gideceğim, bir imza atmam gerekiyor yavrum dedim. Tamam anne dediler. Şimdi orada bayan görevli ısrarla çocukların önünde kelepçe takmak istiyor bana ve bağırıyor, yani bir dikkat çekme isteği de var. Zaten apartmanın akustiği de ona çok uygun. Hani bağırırsa, ne kadar infial çıkarırsam o kadar iyi gibi düşünüyor herhalde. Ben de orada dedim ki yani çocuklarım var. Çocuklarımın önünde yapmasanız en azından bir hani asansöre binelim, asansörde takacaksanız takın. Israrla takmak istiyor yani. Sonra sağ olsun erkek memur
Dedi ki ya hani içeride çocuklar var. Hani çok istiyorsan hani şeyde yapalım. Yani bir müsaade et dedi. Yani 3 adım sonra asansör zaten. Evet. Peki şimdi bundan sonraki bölüme geçiyoruz. Sizi nezarethaneye götürdüler ve orada bir işkence olayı var. Ama o işkence olayına girmeden önce size önce bir teşekkür etmek istiyorum. Yani bu konuyu anlatmanız çok önemli. Ve pek çok insan bu işkence olaylarını yaşıyor ve anlatamıyor, çekiniyor, korkuyor. Bunların anlatılması çok önemli. Çünkü işkence insanlık suçudur. Ve bu 100 yılda geçse, 1000 yılda geçse bu dosya kapanmaz. Bunun hesabı sorulur. Bunun hesabı sorulur. Bu dolayısıyla bunun kayda geçmesi çok önemlidir. Evet, sizi nezarethaneye aldılar ve orada işkence ettiler. Başınızda neler geçti? Orada neler oldu? Bir detaylı bir şekilde anlatır mısınız? Tabii. Ben de teşekkür ederim. Sizin düşündüğünüzün aynısını düşünüyorum. Şimdiye kadar konuşmak istememe gibi bir kapris içine özellikle girmedim, açık söylemek gerekirse. Lakin bu süreçte geri dönülmez yollara giren kardeşlerimiz oldu. Vefat edenler, işkenceyle bazı üzerlerinde o işkenceyi hala taşıyanlar oldu. Dolayısıyla yani fakirin yaşadığı şeylerin çok ehemmiyeti yok o anlamda diye düşündüm. Fakat Sevinç Hanım'la ilk mülakatımızı yaptığımız zaman bana çok güç kuvvet verdi. Yani gizleme demeyelim ona da konuşmadıkça bu tarz şeylerin ortaya çıkmayacağını ve insanların bunu anlayamayacağını söyleyince ben o zaman konuşmaya karar verdim. Ankara'da bu Cepa ve Kent Park arasında 2 AVM'nin arasından giden bir yol vardır. Ankara Emniyetine bağlı bir bölüm, birim. Oraya götürdüler. Hani tanıdık geldi etraf zaten. İndim. İlk etapta insanı ilk çarpan şey çok ağır bir koku. Çok müthiş ağır bir koku. İçeride onlarca insan var. Bir spor salonu tarzı bir yerde. Böyle sanki basketbol sahası gibi o büyüklükte kapalı. Yerlerde böyle kenarlarda o çocuklar hani takla atarlar ya, küçük minderler olur. Onlardan var o mavi minderlerden. Girdik. Sonra bir koğuş tarzı bir şeye aldılar. Yani parmaklığı yoktu ama bir özel bir bölüm. Orada da benim gibi çok sayıda arkadaş vardı. Selamlaştık. Oturdum ve akıbetimi beklemeye başladım. Başıma ne gelecek diye. O gün aldılar ama herhangi bir kimse benimle konuşmadı. Ertesi gün şey yaptılar. Konuşma süreci başladı. Her gün 10 ile 11 arasında sabah yakında bir sağlık merkezine, sağlık ocağına sağlık kontrolü için götürüyorlar. Ben nereye gittim? Tabii acemi olduğum için nereye gidiyoruz diye dedim. Orada birkaç gündür olan arkadaşlar sağlık kontrolüne dediler. Sağlık kontrolüne gittik. Tabii orada yandaş medyanın gazetecileri, medya görevlileri orada kimisi işte elinde mikrofon, kimisinin elinde kamera. Sürekli bir çekim yapma halindeler. Tabii onların da dilinde o kötü şeyler var. Şunlara bak, şunlara falan gibi böyle. Gittik, sağlık kontrolü oldu, döndük. O gün bir görüşme olacağını söylediler. O gün titrini esasen sonradan öğrendim. Savcı Bey dediler. Ben savcıyım diye kendini tanıtmadı. Onunla görüştük işte bir şey mülakatı yaptı neredeyse bir hayat mülakatı gibi bir şey oldu. İşte baştan itibaren nerede doğdunuz vesaire o klişe sorular. Eğitim durumum vesairem, ailem, şu bu. Sonra dedi ki siz neyle suçlandığınızı biliyor musunuz? Bana dedim işin doğrusu resmi bir kaynak bana bunu söylemedi ama eve gelen polis memuru arkadaşlar konuşurlarken terörle mücadele kapsamında bu aramayı yaptıklarını belirttiler. Ama ben kendim sen neyle suçlandığımı henüz öğrenemedim. Kapsam bu ama. Evet dedi doğru söylemişler. Terörle mücadele kapsamında sizi buraya aldık. Ve sizi dedi
yani ismini söyledi. Bu FETÖ'yle mücadele ediyoruz. Aktif bir pişmanlığınız varsa, yani zaten bana öyle misin böyle misin diye sormuyor direkt olarak. Aktif pişmanlığınız varsa hemen bunu kayda alalım. Ben de dedim ki hani niye pişman olacağım? Neyin içerisindeyim ben? Ben terörist değilim. Terörist kelimesinin tanımına da uymuyorum. Yani tabii hep yani işin doğrusu bir hukuk adamı ciddiyeti yok. Benim en çok dikkatimi çeken Erkan Bey oydu. Bir mahalle kabadayısı endamıyla konuşuyordu. Ben de terörist değilim. Hani ben terörle alakalı hiçbir faaliyetim vesairem, terör nedir, terörist nedir deyince zaten o sonradan çok kafaya beni çok fena taktı. Sebebi de bu şey çıkışlarım, sivri çıkışlarımdı. Dedi ki her gelen buraya aynı ahkamı keser dedi. Kimisi susar, konuşmaz. Sen dedi konuşuyorsun bu konuda. Ama dedi bence bunları konuşma da dedi. Hani pişmanlığın varsa o minvalde konuş. Dedim ki ben neyle suçlanıyorum? Terörist olmakla suçlanıyorum ama ben terörist değilim. İşte sen bu cemaatin kurumlarında ya da onlara yakın yerlerde çalıştın mı? Evet dedim çalıştım. Sonra çocuklarımın okullarına sıra geldi. Çocuklarınız dedi bu okullarda okuyor. Evet bu okullarda okuyor. Kaç çocuğunuz var dedi. Söyledim 4 evladım var dedim. Neden dedi bu okullarda çocuklarınız okuyor? Ben de dedim ki yani bu okul açılırken açılışına dönemin Milli Eğitim Bakanı gelmiş. Açılışını o yapmış. Ve orada kendisine yılın devlet adamı plaketleri verilmiş vesaire. Öğretmenleri tatip ediliyor ve her şeyden önce de Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde bir kurum. Siz dedim olsanız devlet erkanının bir arada olduğu bir yerde yanlış bir iş yaptığınızı düşünür müsünüz? Tık yok. Bana edebiyat yapma diyor sürekli. Edebiyat değil. Siz soruyorsunuz ben söylüyorum. Açılışına gelen kişi dönemin Milli Eğitim Bakanı. Dolayısıyla dedim yani ben doğru bir yerde olduğumu düşünüyorum. Eğitiminden memnunum. Sonrasında da dedi ki o zaman dedi başbakan dedi çıkıp çocuklarınızı bu okullara göndermeyin diye bağırdı meydanlarda. Siz ondan sonra niye göndermeye devam ettiniz dedi. Ben de şunu söyledim yani ben çocuklarımı gönderirken birileri teşvik etti diye ille de götürün çocukları oraya verin dedi diye vermedim. Ben eğitim kalitesine baktım. Ben öğretmenlerin altyapısına, okulun her anlamdaki görüntüsüne, hem teknik anlamdaki, hem bize yansıyan sıcaklık anlamdaki görüntüsüne baktığım zaman buraya vermeye karar verdim. Dolayısıyla bir başkasının sözüyle de çocuklarımı alamayacağımı belirttim. Almanız gerekiyordu dedi. Yani bunu dönemin başbakanı söylüyorsa yapacaksınız. Devletin en üstündeki kişi söylüyor bunu. Sonra savcı şeyi sordu bana, işte aklınızda gelen bir isim var mı? Ben hayır dedim, aklıma gelen isimler okuldaki öğretmenler ya da etrafındaki insanlar, zaten onlar da göz önünde. Sonra da dedi ki aklınıza gelen bir isim yoksa, burada dedi bir tane kağıt çıkardı orada. Kağıt derken üzeri böyle şeffaf bir dosyayla şeffaf bir şekilde kaplı olan bir kağıt. Dedi ki aklınıza gelmeyebilir ama bakın bakalım belki buradaki isimleri tanıyorsunuzdur. Bunların altına imza atmak isterseniz dedi. Kalemi de verdi elime koydu. Baktım dedim ki ben bunların hiçbirini tanımıyorum. Tanımadığım bir şey için de dedim imza veremem. Bayağı bir konuşma ilerledi. Çok uzatmak istemiyorum. Söylediği söz şuydu. Sen benim işimi dedi zorlaştırdın. Ben de senin işini zorlaştıracağım. Tamam dedi. Şimdi git. Kalktım geri döndüm. Orada arkadaşlıklarımız oldu tabii oradaki bayanlarla. Hepsinde farklı farklı hikayeler. Sonra mesela yemek alınırken tabii benim daha ikinci günüm. Yemek alınırken ben oraya atıyorlarmış. Koyuyorlarmış belki de. Ayağa kalktım. Birkaç tane vardı. Hani görevliye yardım etmek için. Kapının ucundaki sınır varmış. Yani oraya geçmememiz gerekiyormuş. Biraz ayağım öne gidince oradaki polis hızlıca böyle tabii kış günü botlarıyla kaval kemiğime vurdu. Dedi ki hiçbir yerde haddinizi bilmiyorsunuz. Burada da bilmiyorsunuz dedi. Otur yerine dedi. Sana kalk diyen mi oldu dedi.
Yani yemek esnasında özellikle çok oluyordu. Mesela polis memuru yemek getiriyor. Kibarca koymak istiyor oradaki masa tarzı bir yer var oraya. Diğeri diyor ki ya diyor insana vermiyorsun diye ite veriyorsun. İte at önlerine gitsin. Sonra tabii yemekler zaten hani çok berbat. Hani onu hiç söylememe gerek yok. O gün bitti. Ertesi gün ben böyle atlaya atlaya gidiyorum Erkan Bey'e vakit almamak için. Ertesi gün oradaki bulunan arkadaşlarla, arkadaş dediğim tabii orada tanıştık, öyle bir farklı bir anlamı olmasın. Bizi bir odaya aldılar. Yani 10 küsür kişi vardı. Odaya dizildik. Bir bayan geldi. Böyle yine o da uzun, iri kıyım bir bayan. Elinde bayağı bir böyle alet edevat var. Biri hokka, biri divit tarzında. Ben hani onların adını bilmiyorum. Belki terminolojide farklı bir isimleri vardır. Ama ben o şekilde betimleyebiliyorum. Geldi, oturdu masaya ve dedi ki hanımlar dedi, misafirperverliğimizden memnun musunuz dedi. Tabii herkes perişan halde, yani bir taraftan havasızlık, bir taraftan korku, heyecan, sıkıntı. Kimse de ses çıkmadı. Dedi ki önünde bir şey vardı. O maddenin içeriğini bilmiyorum. Yani kağıt değil, naylon değil, değişik bir şey. Zaten bakamıyorsunuz. Biraz oda büyükçe bir oda. Geride duruyorsunuz. Duvara yakın durun dediler. Onu getirdi. Böyle batırdı içine. Batırdıktan sonra sanki böyle hani ebru sanatı yaparsınız ya, bir ebru yapar gibi öndeki şeye fırlattı elindekine. Birden büzüştü. O Asit zaman mi? Asit mi o? Nedir o öyle? bunun ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz. Yani büzüştüğüne göre kimyasal bir madde. Ama adı şudur diyemiyorum. Hala adını diyemiyorum. Tabii ben o zamana kadar şöyle düşündüm Erkan Bey. Hani bizler vatandaşlık görevimizi yerine getirirken, hani seçimlerde mükerrer oy kullanmayalım diye hani parmaklarımıza mürekkep sürerlerdi. Orası da çok kalabalık bir yer. Herhalde dedim savcıya şey verenler, ifade verenlerin ellerine, parmaklarına ondan sürüyorlar. Hani karışıklık olmasın diye. Ben öyle saf yani Çok iyi düşünüyorum. niyetli bakmışsınız olaya. İyi niyetli bakmışım. Sonradan anlamış oldum. Bekledim. Sonra dedi ki tabii o gösteriyi yapınca işin şekli biraz daha değişti. Bir de normal zamanda olsanız Erkan Bey, günlük hayat içerisinde bazı şeyleri hani şak diye böyle kavrayabilirsiniz ama orada beyin çok şey çalışmıyor, net çalışmıyor sıkıntıdan dolayı. Sonra dedi ki ağzındaki baklayı çıkardı tabii orada. Aklına dedi isim gelenler varsa dedi dışarı alabiliriz onları. Tabii onu hemen anlayan kişiler oldu. Hemen o da boşaldı. Böyle Siz çıktınız mı? 3-4 ben çıkmadım. Çünkü ne olduğunu anladım. Yani aklına isim gelenler varsa demek dışarıda size önünüze uzatılan kağıda imzalayın demek. Tabii o anda içimden sürekli geçen dua şu: Allah'ım kardeşlerimizin hakkına tecavüz ettirme. Allah'ım kardeşlerimize sıkıntıya sokacak şeyleri dilimizi lal et. Yani öyle bir şey söylemektense hani o anda dilimiz tutulsun daha iyi. Tabii onun şeyini de görünce, o menşeini de, o menşeyi de görünce, onun altındaki şeyi büzüşünce hemen böyle eyvah dedi herkes. Sonradan da bir kişi daha çıktı. Biz 3-4 kişi kaldık. Kimisinin elini, kimisinin ayağını, artık nereye denk gelirse bana ayağını çıkar dedi. Ayakkabımı çıkardım, çorabımı çıkardım. Aldı, hınçlı bir şekilde böyle ayağımı vurdu. Tabii daha vururken zaten canım yandı. Sonra elindeki o şeyi, fırça benzeri bir şey vardı elinde. Onunla ayağıma sürdü. Tabii yani bana gelene kadar bir iki kişi de aynı şey olmuştu ve o arkadaşlar çığlık atınca ben onun nasıl bir şey olduğunu tahmin Yani ettim. ayağınızın altına, tabanına o Evet. kimyasalı asit gibi o şeyi sürüyor, öyle mi? Evet. O içeriğini bilemediğimiz o asit bazlı, belki de yani kimyasal tam adı şudur diyemiyorum ama onu sürdü ve çok tabii insanın içine işleyen bir şey o, her neyse. Müthiş bir yanma.
ben acıya dayanıklı bir insan olduğumu düşünürdüm. Orada böyle iki gözünden birden yaş boşaldı. Yani çok farklı bir şey, o deriye işleyen bir şey. Sonra al şimdi ayağını dedi, fırlattı böyle. Tabii ondan sonra çorap giymek ya da ayakkabı giymenin çok mümkünatı yok. Çünkü hani ayağı aşağı indirirken bile o havadaki rüzgar bile size acı veriyor. Sonra oradaki işlem bitti. Yine de dedi, aklınıza gelirse hani ikinci, üçüncü deneme hoş olmaz. Dışarıda dedi memur bey sizleri bekliyor. Tabii oradaki arkadaşlar içerisinde de bir iki kişi zannediyorum. Bu muameleden sonra tekrar ilk çıkan arkadaşların yanına gittiler. Biz iki ya da üç kişi kaldık. Tabii etrafınızı göremiyorsunuz Erkan Bey. Bir perde iniyor gözünüze gibi oluyor. Sonra o koğuş benzeri yere gittik. Sonrasında tabii ertesi gün tekrar bizi şeye götürecekler. Sağlık kontrolüne 10 ile 11 arasında. Yolda büyük büyük otobüs, minibüs tarzı şeylerle gidiyoruz. İndik, iki sıra, ikili böyle dizdiler bizi arkaya kadar. Üç tane de bayan, gardiyan gibi böyle hani polis memuru. Biri başta, biri ortada, biri sonda. Ben de başlardaki sıradaydım. Şimdi arkadaşlar şu şekilde, yani hepsinin böyle başları yerde. Artık dünyalarından geçmiş insanlar. Ben de o anda nasıl bir şeyse artık cesaret geldi bilmiyorum. Dönüp dedim ki yani başınızı kaldırın, dik tutun. Biz utanacak hiçbir şey yapmadık dedim. Hemen sağ tarafımdaki polis memuru, ben onun solunda kalıyorum. Ben onu der demez burada da rahat durmuyorsunuz dedi. Elinde böyle bir büyük yuvarlak anahtarlık gibi bir şeyin içinde tonlarca anahtar var ama irili ufaklı, sivri, tırtıklı. Onu olanca hızıyla böyle elinin soluyla çarptı yüzümün sağ tarafına doğru. Ama hani çizgi filmlerde olur ya böyle bir döner, yıldızlar döner. Kafamda öyle yıldızlar döndü. Çünkü çok şiddetli bir çarpmaydı ve çizik olan bütün o anahtarlıklar yüzümde izler bıraktı. Tabii beyaz tenli bir insanım. Hemen suratım kızardı. Zaten 10-15 dakika içerisinde o kızarıklık yavaş yavaş da morarmaya da başladı. İçeriye girdik. Oradaki sağlık birimindeki doktor, tabii hepimizi sırayla alıyor. Sıra bana geldiğinde baktım ve dedim ki, doktor hanım dedim, muayene ediyor beni. Tabii baktı, sırtıma baktı, kalbimi dinliyor vesaire. Dedim ki kalbimi dinlemeyin. Bakın dedim, yüzümün haline bakın. Ayağımın altına gösterdim. Dedim ki ayağımın haline bakın. Beni bu halde görüp bana temiz rapor mu vereceksiniz? Verdiği cevap çok tabii üzücü bir cevaptı. Ama inanın o da o cevabı verirken o oranda üzüldü ve mahcup oldu. Asıl o his mahcubiyet hissiydi. Yüzüme bakamadan Volteren yazabilirim dedi. Teşekkür ederim dedim. Hani Volteren bir şey yoktu çünkü açık yaraydı. Teşekkür ettim ve döndüm. Tekrar döndük aynı yere. Sonrasında tabii devam etti. Daha akıllanmadınız herhalde. Bir şey mesela soru soruyorsunuz. Orada şunu sormuştum. Dedim ki hani şeyin yönü ne taraf? Kıble, hani namaz kılmamız icap ediyor. Namaz vakti girdi. Aa dedi, siz dedi fütücüler, Yavuz Bey'in tabiriyle, siz dedi gözlerinizi kapatıp dedi Kabe'yi görüyormuşsunuz dedi. Gözünü kapat, sen kendin bul dedi. Yani namaz kılmaya da izin vermediler. Daha sonrasında yani orada birkaç vakit namaz da onların mukabbislerinden dolayı işin doğrusu vaktinde eda edilemedi. Bu tarz böyle inancınıza, mensubiyetinize, değerlerinize ciddi saldırıların olduğu bir yerde zaten çok dengeli davranmanız da mümkün değil ama Cenab-ı Allah yine verdi. Sabırla o zamanı geçirmeye çalıştık. Ondan sonra kaç gün kaldınız nezarethanede? 4-5 gün kaldım. Salı günü girdim, cumartesi günü çıktım. Daha sonra nezarethaneden çıktınız ve mahkeme, hakim karşısına çıktınız ve sonra? Karşısına çıktım ve hakime ben olanı biteni, işte hakkımdaki suçlamalar,
şahitler, efendime söyleyeyim, benimle alakalı işte savcının verdiği kanaat vesaire. Bunların hepsini savcı, hakim bey de bahsetti. Zaten savcı tutuklama kararıyla hakime göndermiş. Hani benim işimi kolaylaştırmadın derken demek ki onu kastetmişti. Sonra şartlı salıverildim. Ben de nasıl olduğunu anlayamadım ama o dönemin hakimleri tabii biraz daha şeydi, hakkaniyetli hakimlerdi. Daha sonra zaten hepsini de tek tek gardiyanlara varana kadar görevden aldılar biliyorsunuz. Evet. Sonrasında da elektronik kelepçe takmayı teklif, pardon takılmasını belirtti, takılması gerektiğini belirttiler. Ben tabii yüzünün haline dedi hakim bey. Ben de dedim ki oradaki polisler vardı işte dedim hani onlar dedim anahtar fırlattılar yüzüme dedim. Oo dedi. Acıdı yani belliydi. Hı-hı. Elektronik kelepçe taktılar. O da aşağı yukarı bir hafta yaklaşık olarak kaldı. Sonrasında çıkardılar. Evet. Evet, geçmiş olsun. Gerçekten inanılır gibi değil. Sizi orada işkence asitle, o kimyasal maddeyle ya insan evladı yapmaz bunu. Bunu insan evladı yapmaz ama bunları yapan birileri var bugün. O TEM şube neydi orası? Ankara Terörle Mücadele Şubesi. Adres burası. Oradakileri yarın görseniz mutlaka hatırlayacaksınız. Bunların çünkü hesabı kitabı olacak. Bu öyle kalmayacak. Ama şunu da düşünüyorum çoğu zaman Esra Hanım. Bu tür yayınları yaparken evet tarihe not düşmek adına bunu yapıyoruz. Bunu ben şöyle düşünüyorum. Şişenin içerisine mektup yazılır, okyanusa atılır ya. Ben öyle görüyorum bu yayınları. Çünkü biliyorum bu anlatılanları, bu eziyet görenlerin dışında çok az kişi ilgileniyor ve oralı oluyor. Umurunda değil Türkiye insanının şu anda maalesef umurunda değil. Ne AKP tabanının umurunda, ne CHP'nin umurunda, ne İYİ Parti'nin. Çünkü hiçbiri ağzını açıp bu mevzu etmiyor. Ben de diyorum ki buradan bizi izleyen insanların umurunda olmadıkları bir Türkiye değil, gelecek neslin umurunda olan insanlara bu yayını yapıyoruz. Gerçek insanlara biz bu yayınları yapıyoruz. O şişe bir gün karaya çıkar, içinden bu kaset çıkar ve onlar bunu izlerler ve tarihe belge olarak kalır. Şimdi Erkan Bey, bizim ülkemiz Kürdüyle, Türküyle, inananıyla, inanmayanıyla, içerisindeki Müslümanıyla, Hristiyanıyla, fikir ve yaşam tarzlarıyla hala onun için atan kalplere ait. Başkalarına ait değil, bize ait bu ülke. Hala ülkemiz için atan çok sayıda kalp var. Bir avuç kıymeti kendinden menkul, meczup, okyanustan kaç litre o sevgiyi, suyu alabilir ki? Bunların sevda kıblesi yanlış yönü gösteriyor. Adaleti odağına almayan bütün sistemler de yok olmaya mahkum. Şu anda Türkiye'de böyle bir süreç yaşıyor maalesef. Bir muhterem zatın söylediği gibi Allah rızası dışında neye satılırsanız satılın ucuza gitmiş sayılırsınız. Süslü kelimelerle ben aidiyet hissettiğim bu sistematiği övemem. Benim harcım değil bu. Ama bu konuda şöyle bir şey söyleyebilirim. Şundan emin olmanızı belki sağlayabilirim. Ne yaşanan adaletsizlikler, ne bu zulmün acımasız çarkları, ne de neydi belirsizlerin bitmeyen kinleri, kalıntıları bizdeki bu cevheri yok edemez. Bir gün uyanacağız ve hepsi geçmiş olacak. Böyle rüya gibi gelecek inşallah hepsi bize. Daha güzel, daha mutlu yarınlara uyanacağız diye düşünüyorum. Bizlere böyle ardımız sıra gelecek köleler lazım değil. Omuz omuza yürüyecek insanlar lazım. Ben son söz olarak şunu söylemek istiyorum. Üniversitede okurken şey yapmıştık biz. Böyle hep hocalarımız bizlere değişik görevler veriyorlardı. Değişik meslek gruplarının psikososyal durumlarıyla alakalı analizler yapmak için konuşuyorduk meslek gruplarıyla. Bu bazen bir benzin pompacısı oluyordu, bazen bir ağır ceza hakimi oluyordu. Bir keresinde bir uzak yol kaptanıyla ben röportaj yapmıştım. Bana şunu söylemişti.
Esra Hanım dedi, ne zaman bir limana yanaşsam şehrin ışıklarına şöyle bir uzaktan alıcı gözle bir bakarım. Böyle ışıl ışıl değil mi? Uzaktan bakınca çok hoş görünür. Acaba bu şehirde kim bilir neler yaşanıyor? Işıkları görünce tabii hani eğlenme genelde akla gelir. Sonra şehre inerim gemiden ve bütün kapıların kapalı ve bütün sokakların karanlık olduğunu görürüm demişti. Biz yalnız değiliz. Yani bu yalnızlığı çok güzel ifade eden bir cümle aslında. Biz yalnız değiliz Erkan Bey. Biz binleriz, 10 binleriz, 100 binleriz. Birileri çok ışıklı, çok renkli, çok şatafatlı, çok şaşalı görünebilir ama paydaları menfaat ve kar ortaklığı üzerine kurulu. Oysa bizim kardeşlerimizle ortak paydamız Allah rızası ve yaşatma ideali. Dolayısıyla bu yolun yolcularına, beraber yürüdüğümüz kardeşlerimize daha güzel günler geleceğini ben söylemek istiyorum. Öyle umut ediyorum, onu hayal ediyorum. Rabbim bizleri bu güzel paydadan uzak etmesin inşallah. Evet. Sizleri de bu mağduriyetler, masumiyetler noktasında gerektiğinden çok çok daha fazla hassasiyet gösterdiğiniz için, normal klasik Türk insanına bakarak söylüyorum bunu, çok çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun bizlerin özel durumlarını, bizlerin hissiyatlarını, bizlerin bu çektiği sıkıntıları gündeme getirdiğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. İnşallah böyle yayınlar yapmak zorunda kalmazsınız diye temenni ediyorum. Evet, inşallah. Esra Yurt, tekrar geçmiş olsun ve arkasından da bir teşekkür daha bütün bunları anlattığınız ve yanımıza konuk olduğunuz için. Haydi.